ülkemizde son yıllarda bu konunun tabii çok canlı ve konuşuluyor olduğunu söylememiz doğru olur. Fakat gerçek anlamda bir sezaryen doğumun ortada tıbbi bir neden yokken anneye bir seçenek olarak sunulması konusu bir miktar tartışmalı bir konudur. Doğumun iki tarafı olarak baktığımızda anne ve bebek açısından her ikisi için de iyi olan şey normal vajinal bir doğumun gerçekleşmesidir. Gerçek anlamda doğumların önemli bir kısmı aslında sadece basit desteklerle anne için çok karışık olmayan bir süreç şeklinde ve bebek için de son derece iyi bir şekilde normal vajinal yolla gerçekleşir. Bunun sezaryen doğuma dönüştürülmesi veya bunun bir metot olarak ya da bir seçenek olarak sunulması gerçekte annenin aleyhinedir ve aslında son dönemde fark edilmiştir ki bebeğin de aleyhinedir. O yüzden doğumda çok dikkatli bir doğru ve sağlıklı bir bilgilendirme yapmak, anneyi cerrahi bir doğuma, sezaryen bir doğuma yönlendirmekten kaçınmak, gerçekten zaruri ve tıbbi durumlar için sezaryeni kullanmak, bugünkü bilimin ışığında hem anne için hem de bebek için gerçekten daha sağlıklı olacaktır. Bu anlamda isteğe dayalı sezaryene tamamen bir karşı duruş söz konusu değildir dünyanın hemen hemen hiçbir kliniğinde. Ama doğru bilgilendirme yapıldığında, sağlıklı bir yönlendirme yapıldığında, bebek için ve anne için gerçek anlamda avantajları ortaya koyulduğunda zaten annelerin çok çok az bir kısmı kendileri için cerrahi doğum şeklini tercih etmektedir. Bütün süreçlerin tümüne baktığınızda normal doğumların hem bebek için hem anne için hem kısa dönemde hem de uzun dönemde ortaya koyduğu avantajlar kat'i bir şekilde gösterilmiştir. O yüzden sezaryen doğumu bir seçenek değil, zorunluluk durumda tercih edilmesi gereken bir doğum şekli olduğunu ve hem anne için hem bebek için gerçekten onun sağlığına bir katkı sağlayacağı vakit önerilmesi gerektiği zaten bilimsel kanıtların da bir sonucudur.